Herkese merhaba arkadaşlar. Yargıyla dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere anayasa hukukunu biz 4 bölümde ayırdık. 4 bölümde ele aldık. Hocam bu bölümler nelerdi? Birincisi o anayasanın başlangıç kısımları. O işkence çektiğimiz kısımlar. 1921 Anayasası, 24 vesaireler. Onları bitirdik. Şimdi geldik nereye? Yasamaya. O da bitti. Sonrasında yürütme, o da bitti. Şimdi yargı. Bu da bitecek. Tamam mı? Hocam nasıl işleyeceğiz yargıyı? Yaklaşık e, öncesinde bir video sayısı vermeyeyim en iyisi. Belki uzayabilir. Hocam başlangıçta 8 dediniz, 14 tuttu demeyin sonra. Yaklaşık 10 video diyelim. Artı eksi 2 diyelim buna. Başlangıçta yargı ile ilgili temel kavramlardan bahsedeceğim. Sonrasında yüksek mahkemelerden başlayacağım. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi. 4 tane. 6 taneydi 4'e düştü. Bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu çarpı atıyoruz. Hakimler Savcılar Kurulu'ndan bahsedeceğim. Üye sayıları vesaire. Genel görevlerinden bahsettikten sonra. En sonda ise Anayasa değişikten bahsedeceğim. Bu anayasa değişikliği ile ilgili bir video. Özel bir video olacak bu video. Neden? Bize Instagram üzerinden ee, Şanlıurfa'da merkezde ikamet eden veya da merkeze gelebilecek bir öğrenci arasından anayasa değişikliğini anlatırken onu da stüdyoya konuk alacağız. O anayasaya da yanıma oturacak. Karşılıklı şekilde ona anlatarak videoyu tamamlayacağım. Güzel bir içerik olacak. Yani bak oturuma şu kadar kişi katıldı ne olacak? Şu çoğun 330 330 milletvekili evet dedi. 360 milletvekili de evet dedi. Ne olacak? Tarzında böyle karşılıklı konuşarak olayın mantığını anlatarak kanun değişikliğiyle karşılaştırarak bir ders yapmayı düşündüm. Güzel de bir içerik çıkacak diye fikir çıkacak fikrindeyim. O yüzden sözün özü kim Şanlıurfa merkezde olabilecekse yaklaşık 2-3 gün sonra bana Instagram üzerinden ulaşsın ve ben onu konuk alacağım tamam anlaştık galiba dur bakalım kaç kişi talip olacak belki de böyle bir topluca bir ders de olsa var ya Üf, ne eğleniriz değil mi şimdi arkadaşlar haydi yargıya başlayalım instagram üzerinden instagram hukuk öğretir üzerinden mesajlardan yazın arkadaşlar ee, bir program yapalım ortak bir gün belirleyelim şu dersi yapalım anayasa değişikliği için özel bir video son videomuz olacak şimdi yargı Eldiveni takalım. Tablet kullanıyoruz. Tablette arkadaşlar daha rahat hareket edebilmek için. Arkadaşlar yargı. Güzel. Anayasanın 9. maddesine göre yargı yetkisi Türk milleti adına Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. 2017 anayasa değişiklikle beraber tarafsızlık ifadesi gelmiştir. Hocam Bağımsızlık vardı, tarafsızlık neden geldi diyorsanız bununla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım. Sınıflarda uzun uz uzun uzun uzadıya bununla ilgili konuştuk. Burada anlatmayacağım. Sınavda da tarafsızlık ne anlama geldiği için getirildi tarzında bir soru karşınıza çıkmaz, tamam mı? Sadece şunu bilin. Bağımsızlık ve tarafsız mahkemelerce yerine getirilir. Yani o tarafsızlık ifadesi 2017 Anayasa değişikliği ile beraber hayatımıza girdiğini bilmeniz yeterlidir. Tamam? Haydi. Devam ediyorum. Mahkemelerin bağımsızlığı, mahkemelerin bağımsızlığı, hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna, hukuku, hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Yani herhangi bir yerden emir ve talimat almazlar. Hocam, tişörtü fark ettiniz galiba. Yine siyah ama kısa kollu. Neden yaz geldi? Kurtulduk kıştan. Ya var ya şu stüdyo buz gibi oluyordu titriyordum böyle ders anlatırken. Şimdi yaz geldi tişörtü bile giydik. 10 numara derslere devam ediyoruz. Şimdi hiçbir organ, hiçbir organ, makam, merci, kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere, hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Bunu zaten okuduğunda cümleden anlamdan da çıkartırsın. Yani yargı ile ilgili verilen bilgiden hangisi yanlıştır derse işte mahkemelerin üye sayılarından Mahkemelerin üye sayılarının görevlerinden, yüksek mahkemelerden gibi bunlardan soru gelir. E, bu tarafsızlık, bağımsızlık gibi hakimlerle ilgili sorular karşınıza çıktığında zaten kulağınızı tırmalayan bir şey işaretler ve geçersiniz. Ezberlemenize gerek yok. Bir defa okumanız yeterli. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisi yasama Yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz, herhangi bir beyanda bulunamaz. Yani yasama yargıya karışabiliyor mu? Karışamıyor. Hocam bunun mantığı ne? Çünkü yasama, yürütme, yargı birbirinden ayrı elklerdir. Kuvvetler ayrılığı bunu gösterir. Yasama yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Organlar ve idare mahkeme kararlarına hiçbir surette Değiştiremez. Bunları yer yerine getirmede geciktiremez. Yani bu mahkeme bir karar verdiyse yasama organı da idare de bu karara uymak zorundadır. Tamam. Hakimler, hakimlik savcılık teminatı. Hakimler, savcılar az donulamaz. Kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarına yoksun bırakılamaz. Bir mahkeme kaldırılma kararı aldı. Başka bir yere taşınacak veya depremde yıkıldı. Oradaki hakim ve savcılar görev yapamıyorlar değil mi? Yapamıyorlar şu anda. Neden? O mahkeme kapalı. O adliye sarayında bir tadilat söz konusu. Bir ay boyunca bu tadilat sürdü. Ne olacak? Sen hakim ve savcının maaşını, özlük haklarını vermeyeceksin mi? Vereceksin. Tamam Neden? Çünkü yargı bağımsız. Başka bir yerden hakim ve savcılar parayla iş gördürmesinler diye arkadaşlar bunların bağımsızlığını sağlamak için devlet bunları da ekonomik olarak da herhangi bir sıkıntıya sokmuyor. Doğru olan da bu. Tamam. Hakimler savcılar adli ve idari yargı hakim ve savcı olmak üzere iki ayrılır. Bakın burası artık adım adım gidiyoruz. Şimdi sen mahkemeleri ne olarak göreceksin? Adli mahkemeler ve idari mahkemeler olarak göreceksin. Adli mahkeme, idari mahkemeler deyince Aklına idare mahkemesiyle vergi mahkemesi gelecek. Atli mahkeme olarak aklına ise arkadaşlar sul sul ceza hakimliği, e, asliye asliye ceza, asliye sul ve ağır ceza mahkemeleri aklına gelecek. Hakimler adım adım gidiyoruz. Bunları ayrıntılı olarak göreceğiz. Hakimler mahkemelerin bağımsızlığını hakimlik teminatı esasına göre göre görev ifa ederler. Mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlerin teminat altında kendilerini teminat altında bir koruma altında görerek görevlerini ifa ederler. Devam. Hakimler ve savcılar 65 yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Bakın bir önceki videoda ben ne dedim? Bir önceki sayfamızda Ha kendileri istemek anayasada gösterilen yaştan önce emekli ayrılamazlar. Hocam bu yaş ne? Bu yaş 65. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Hakimler ve savcılar kanunu bu 65 yaş arkadaşlar sınavlarda test olarak gelen sınavlarda arkadaşlar karşınıza çıkar. Rakamsal olarak bilmenizde fayda var. Hakimler ve savcılar kanunda belirtilen başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar. Hakimler ve savcılar idari görev yerinin, işte bak bu da çok geliyor. Çok geliyor. Bu ifade çok geliyor. İdari görevleri yönünden kime bağlı? Adalet Bakanlığına bağlıdır. İşte idari görev yönünden kime bağlı dediğinde birçok arkadaş hakimler, savcılar kurulunu işaretlemektedir. Hayır. Kime bağlıymış? Bak bana. Kime bağlıymış? Tekrarla. Tamam. Devam ediyorum. Duruşmaların duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması. Bakın, mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmanın açıklığı hem iyi bir adaletin güvencesi hem de suç yönünden genel genel önlem almayı sağlar. Bak şimdi bana bak. Duruşma açık. Herkes isterse gider o duruşmaya katılabilir. Arka kapıdan bakın mesela arkadaşlar. Mahkeme salonları şöyle bir amfi şeklinde olarak düşünün tamam mı? Ağır ceza mahkemelerinde daha çok bu olur. Amfi şeklinde düşünün ve bu amfi arkadaşlar e, burası sınıflar üniversitedeki amfiler gibi düşünün. O hocaların girdiği alt kapı var ya oradan hakimler savcılar girer girer. Üst kısımda ise vatandaşlar yani duruşmayı izi, izleyecek olanlar da yukarıdan o kapı açıktır. Sessizce girersin içeriye. Sessizce geri çıkarsın. Neden bu yapılır? denir, denir ki bak adaletli bir yargılama söz konusu. Neden? Çünkü mahkeme herkese açık. Bu bir. İki bak ders al. Bak hukuka aykırı bir davranış söz konusu olmuş. Devlet Türk milleti adına mahkemelerce seni cezalandırıyor, ders al. Yani suç işleyecek olan kişilere karşı bir caydırıcılık oluşturuldu mu? Oluşturuldu. O yüzden mahkemeler herkese karşı açıktır diyorum. Devam ediyoruz. Duruşmanın bir kısmı veya tamamının kapalı yapılması ancak genel ahlakın veya kamu, düze kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde olabiliyor. Yani kapalı yapılmaya da istisnai durum var mı? Var. Genel ahlak, kamu güvenliği. Devam. Peki hocam, küçüklerin yargılanması hakkında kanunlarda özel hükümler düzenlenir. Ceza Muhakemesi Arkadaşlar Kanunu. Kanun 185. maddesi bunu düzenliyor. Diyor ki: Sanık. Sanık yargılama aşamasında olduğu için arkadaşlar sanık. Bakın ceza muhakemesini ben size anlatırken şöyle bir evre çizeceğim. 3 evre diyeceğim. Siz bunları benden hepsini dinleyeceksiniz. Diyeceğim ki arkadaşlar işte ihbar, ihbar veya şikayetle süreç başlar. Hocam bu sürece ne diyeceğim ben? Soruşturma. Soruşturma süreci başlar. Sonra soruşturma yani iddianamenin kabulüyle, iddianamenin kabulüyle artık hangi evre başlayacak? Kovuşturma evresi başlayacak. Sonra Kesin hüküm, bakın hüküm değmiyorum. Kesin hüküm giyilmesi beraber de arkadaşlar artık hangi evre başlayacak? İnfaz aşaması başlayacak. Yani biz ceza muhakemesini hangi aşamada göreceğiz? Soruşturma, kovuşturma, infaz. Hocam şikayetle soruşturma başladı. İddianamenin kabulüyle kovuşturma başladı. Kesin hüküm giyilmesine infaz başladı. Soruşturma aşamasında kişiye ben şüpheli. Kovuşturma aşamasında kişiye ben sanık. İnfaz aşamasında arkadaşlar kişiye ben ne diyeceğim? Hükümlü diyeceğim. Şimdi ben mahkemede yargılıyorsam ne demek bu? İddianame kabul edildi demek. İddianamenin kabulüyle beraber soruşturma evresi sona erdi. İddianamenin kabulüyle beraber kovuşturma evresi başladı. Kovuşturma evresinde yargılanan kişinin adı soruşturmada şüpheli, kovuşturma evresinde sanık. İşte ben o yüzden çocuğa sanık dedim. Anladın değil mi mantığı? Bak, daha dur ceza muhakemesinde neler var neler. Bende ne tablolar var. Bir başlayalım şu idareyi de tamamladıktan sonra neler göreceksin neler. Şimdi arkadaşlar, 18 yaş. Sanık, sanık, Kırmızı. Ve biraz da kalma olsun. Sanık. Sanık niye dediğimi anladınız değil mi? Artık şüpheli, sanık e, hükümlü ayrımını yapıyorsun. Sanık dediyse bu hangi aşama? Kovuşturma aşaması. Sanık 18 yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı yapılır. 18 yaşında değil ya. Bu çocuğun psikolojisini bozmayın. Herkesi içeriye almayın. Ne yapacaksın? Kapalı yapacaksın. Genel ahlak. Kamu güvenliği söz konusu var. Kapalı yapacaksın kardeşim. Ama genel olan kural açıklıktır. İstisnai durum kapalılıktır. Bütün mahkemede her türlü kararların gerekçe olarak yazılır. Davaların davaların en az giderle mümkün olan suratle sonuçlanması yargının görevidir. Bakın arkadaşlar hükümde kapalı duruşmada açıklanır. Aman aman buraya dikkat edin. Duruşma kapalı yapılıyorsa hüküm de kapalı duruşmada açıklanıyor. Devam. Mahkemelerin kuruluşu. Adli yargı, adli yargı denince aklıma benim hemen nereye gelecek? Suç ceza hakimliği, asliye ceza, ağır ceza mahkemeleri, yani ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri aklıma gelecek. Hocam bunların temiz mercisi olarak nereye gelecek? Üst mahkeme olarak yargıtay gelecek. Yargıtay, yüksek mahkeme yargıtay gelecek. Yani adli, adli yargının başı kimmiş? Yargıtay. Hocam bunun yani bu mahkemelerin ağır cezanın üst mahkemesi neresi? Bölge adliye mahkemeleri BAM. Yani adli yargı denince aklıma bir asliye ağır ceza mahkemesi gelecek. Sonra üst olarak BAM gelecek. Bölge adliye mahkemeleri. Bir üst olarak da yüksek mahkeme gelecek. Kimmiş? Yargıtay. Devam. İlk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemeleri olarak karşımıza çıkar. Adli yargı ilk derece mahkemeleri hukuk ve ceza mahkemeleridir. Adli yargı ikinci derece mahkemeleri ise bölge adliye mahkemeleridir. Hukuk mahkemeleri, sulh hukuk, asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemeleri karşımıza çıkar. Devam ediyoruz bak adım adım. Şimdi neyi biz hallediyoruz? Asliye. Neyi hallediyoruz? Adli yargıları. Tamam mı? Adli yargı ilk derece mahkemeleri ve temiz merci, mercileri olarak karşımıza çıkıyor. İlk derece mahkemeleri hukuk ve ceza e, ceza mahkemeleri olarak karşımıza çıkacak. Sonra BAM Bölge adliye mahkemeleri. Sonra üst düzey yargıtay diyeceğim. Yüksek mahkeme. Devam. Hukuk mahkemelerinin kuruluş ve her il merkeziyle bölgenin coğrafi durumu iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde hakimler savcılar kurulunun bak ben bunu e, biraz önce fark ettim. Hakimler Savcı'ya yüksek kurulu yazmışım. Notu da birçok arkadaş temin etmiştir. Ben burada düzeltip dersi öyle anlatmayayım dedim. Notu birçok arkadaşınız e, hukuköğreti.com'dan aldı. Biliyoruz arkadaşlar. O yüzden şu yüksek ifadeyi şöyle bir karala. Tamam. Şöyle bir karala. Hakimler Savcılar Kurulu'nun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı'nca kurulur. Aynı şekilde kaldırılması da arkadaşlar Adalet Bakanlığı'nın önerisi üzerine Hakimler savcılar kurulunca karar verilir. Yani bir mahkeme kuracaksan, bir mahkeme kuracaksan bunu soruyorlar. Bir mahkeme kuracaksan, hakimler savcılar kurulunun olumlu görüşünü alarak kurmak işi zordur. Adalet Bakanlığı'nca yapılır. Anladın mı? mantığı öyle kur. Eğer ki, eğer ki bana bak bana bırak telefonu. Eğer ki bir mahkemenin kurulmuş olan mevcut mahkemenin iş yoğunluğu az olmasından dolayı sınır değişikliğinden dolayı artık oradaki davalara başka bir mahkeme bakacaksa mevcut mahkemeyi kaldırma gerekliliği söz konusuysa yani Kur'an kaldırır mantığıyla değil ne oluyor? Adalet Bakanlığı'nın görüşüyle talebiyle arkadaşlar kim tarafından kaldırılacak? Hakimler, savcılar kurulu tarafından kaldırılacak. Yani Kur'an Adalet Bakanı kurmak işi zordur. Adalet Bakanı yapacak bu işi. Bakanlık yapacak. Kaldırmak kolaydır. Kim yapıyor bu işi? Hakimler, savcılar kurulu yapacak. Yüksek ifadesini kullanmıyoruz. Anlaşıldı mı? Devam. Çık ekrandan. Ceza mahkemeleri. Renk değiştirelim. Mavi. Sur ceza hakimliği. Asya ceza hakimliği. Asya ceza mahkemesi. Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi ile özel kanunlara kurulan diğer ceza mahkemeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğeri neydi arkadaşlar? Bir diğeri hukuk mahkemeleri olarak ayırdım. Şimdi ise ceza mahkemeleri olarak ayırdım. Hocam biz hangi ders anlatıyoruz? Bak dersten kopma. Adli yargıyı anlatıyoruz. Ceza mahkemeleri yine kuruluşu vesaire bitti. Kurmak dedi. Kim kuruyor? Adalet Bakanlığı. Nasıl kuruyor? Hakimler Savcılar Kurulu'nun olumlu görüşünü alarak. Devam. Gel bunları kaldıralım mı? Kaldıralım. Kaldırılma işini kaldırılması kaldırılma işini arkadaşlar Adalet Bakanlığı'nın önerisiyle kim yapıyor? Hakimle savcılar kurulunca yapılacaktır. Kur Adalet Bakanlığı. Kaldır Hakimle savcılar kurulu. Tamam. Asya Ceza Mahkemesi tek hakimdir. Bunu bileceksin. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir başkan ve yeteri kadar üye bulunur. Bu, bu mahkeme bir başkan ve iki üye ile Toplanır. Geçen bir öğrenci Instagram'dan bana soru sordu. Hocam de e, bunların dedi karar alması mesela e, biri 3 yıl dedi, biri 5 yıl dedi, biri 7 yıl dedi. Ortanca mı alır dedi. Bu arkadaş çok kıymetli değerli bir soruydu. Ve ayrıntıya girerek e, çalışan bir arkadaştan geldi. Güzelce cevapladık. Aslında böyle. E, bunu bilen varsa yorumlar kısmına yazsın. Güzel bir soru. Tamam mı? Hangisinin hangi ceza miktarını alacak? Toplanıp Bölünecek mi? Ortanca ceza mı alınacak? Tamam ya yani oy birliği söz konusu değil. Neyse bu tarzda aslında güzel e, içerikler oluşturulabilir. Mesela e, bir konu seçilir, bir olay alınır. Olayı değerlendirerek bunun bir videosu çekilebilir. Bununla ilgili de bir aslında bir düşünelim ya. Bak şimdi sesi düşündüm. Bunu da videodan kesmeyeceğim. Olabilir aslında. Neyse devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Daha çok bu ceza hukukunda pratiklerinde. Ceza muhakemesi pratiklerinde daha çok işimize yarar. Şimdi arkadaşlar hocam anayasadayız lütfen haklısınız anayasaya devam ediyoruz. Suç, cez Suç ceza hakimliği hakimliği. kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere yürütülen soruşturmalarda hakim tarafından verilmesi gereken kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek. Arkadaşlar bunlar ceza muhakemesinin konusudur. Ceza muhakemesinin konusudur. Orada ayrıntılı olarak göreceğiz. Sen kuranın kim olduğunu bil. Kaldıranın kim olduğunu bil. Ceza mahkemelerinin neler olduğunu, sulh mahkemelerinin neler olduğunu bilmen yeterlidir. Ee, i̇lerleyen videoda bak buralar çok önemli diyeceğim. Buradan sorular gelme ihtimali çok düşük. Bölge adliye mahkemeleri yine kim kuruyor? Adalet Bakanlığı kim kaldırıyor? Adalet Bakanlığı'nın talebiyle hakimler, savcılar kurulu. Devam ediyorum. İdari yargı. İdari yargı denince ilk derece mahkemelerinde idare mahkemesi ve vergi mahkemesini bileceksin. Yargıda bir ortanca temiz mercisi vardı. Neydi? Bam. Neydi onun adı? Bölge. Adliye mahkemesi. İdare mahkemelerinde ne diyeceğim? BİM. Bu BİM A101 BİM değil. Tamam mı? BİM. Yani bölge idare mahkemesi. BİM. Tamam. Yine dediğim gibi arkadaşlar bu iyi konusudur. E, ayrıntılı olarak soru buradan size gelmez. İYUK'ta gelir. İYUK'ta zaten biz bunların görevli alanlarını, birbirlerine karşı ilişkileri, görevleri vesaire her şeyi anlatacağız. Bölgelerin coğrafi durumları, iş hacmi göz önünde alınarak kim kuruyor? Adalet Bakanlığı. Kim kaldırıyor? Kim kaldırıyor? Kaldırılması hakime savcılar kurulunca yerine getirilecektir. Geçtim. Geldik yüksek mahkemelere. Birincisi Anayasa Mahkemesi ile başlayacağım. Arkadaşlar yüksek mahkemelere giriş kaç dakikalık bir video oldu bilmiyorum ama şuraya anlatacağım. Yüksek mahkemeleri normalde ben diyordum ki 3A 3A 1 duy diyordum. Normalde ben 2010 yılında 11, 12, Adana'da böyle Trabzon'da, İzmir'de, Balıkesir'de, İstanbul'da birçok kurumda. Bakın arkadaşlar yüksek mahkemeleri ezberlemek çok kolay. 3A 1 duy. 3A bir duy. Hocam ben bunu bilmiyorum. O zaman Trabzon'da mesela bunu keşfedik. Uyda diyordum. Tamam mı? Uyda uşağım. Yüksek mahkemeleri ezberlemedin mi daha? Diyorduk. Yani toplam ne diyordum hocam? Toplam 6 tane yüksek mahkeme vardı. Biri anayasa mahkemesi. Bir diğeri ayım. Bir diğeri askeri askeri yargıtay. Bir diğeri kopma benden. Bak buradayız. Danıştay. Bir diğeri uyuşmazlık mahkemesi. Bir diğeri ise arkadaşlar neydi? Yargıtay. İşte 2017 anayasa değişikliği ile beraber askeri yüksek idare mahkemesi ile askeri yargıtay kaldırıldı. Bunların görevleri asker, askeri yüksek idare mahkemesinin ayimin görevi danıştaya asker, askeri yargıtayın görevi ise arkadaşlar yargıtaya devredildi. Artık o zaman karşıma Kaç yüksek mahkeme kaldı? 4 tane. Birincisi Anayasa Mahkemesi, ikincisi Yargıtay, üçüncüsü Danıştay ve dördüncüsü Uyuşmazlık Mahkemesi. Bunlar önemlidir. Yargıdan bir soru gelecekse, sorular buradan veya da yüksek mahkeme olmayan Hakimler Savcılar Kurulu'ndan gelecektir. Tamam? Ne demek istediğimi bir sonraki videoda daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Gel bana. Nasıl gidiyoruz? İyiyiz değil mi? Instagram'da aktifiz. Twitter'da aktifiz. YouTube'da zaten aldı başını gidiyor kanal. Sizlerin de desteğiyle ciddi şekilde takipçilerimiz artıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki mahkemeler Yüksek Mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'nde görüşmek üzere. Hoş ol. Hoşça kal. Haydi bakalım.